Galatasaray 2. Başkanı Sayın Metin Öztürk telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Ağzınıza sağlık. Şimdi Sayın Başkan, Galatasaray görece tabii bu Sparta Prag gibi iyi bir kura çektiğini düşünüyoruz. Tabii hiçbir rakibi hafife almamak lazım. Neler söylemek istersiniz Sayın Başkan bu kura ile ilgili? Yani şöyle, tabii aynen sizin dediğiniz gibi, yani Galatasaray'ın Avrupa'da bugüne kadar yaptıkları ve kadro kalitesi olarak baktığınızda kolay bir kuraymış gibi gözüküyor. Ama bu işler hiç belli olmuyor. Belki de Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk adayı Manchester United sonuncu oldu ve elendi bizim grupta. Öyle değil mi? %100. Yani, aynen. Şimdi onun için hani 90 dakikalık bir şey her sonuca gebe. Yani o gün işte biz 9 puanla, 8 puanla, 9 puanla gideceğimiz Kopenhag'a 5 puanla gittik. Yani zaten burada Manchester United önünde verilmeyen net bir penaltımız. Bana göre offside olmayan Icardi'nin golü. Hani bu yarı offside teknolojisiyle. Öbür tarafta Bayern Münih'te gene alınan çalışmayan var, değil mi? Çalışmayan var, bozuk olduğu iddia edilen varla. Evet, yani şimdi bu hiç Almanya'da böyle bir şey başınıza geleceğini düşünebilir misiniz? Var çalışmıyor. Hakikaten. Yani şimdi onun için hani kolay diye bir şey yok ama kurucu başkanımız Ali Samiyen 1905 yılında ne demiş? Yabancı takımları yenmek. Bizim işimiz de bu. Galatasaray'ın genlerinde var. Sadece bu yönetimle ilgili değil, bizden önceki yönetimler de Galatasaray için önemli katkılar yapmışlar. Biz Okan Hoca'ya, ekibimize güveniyoruz. Bu turu geçeceğiz. Bundan sonra da inşallah sonu tekrar 2000'i hatırlatan bir son olur diye düşünüyoruz. Yani hakikaten söylemeden geçemeyeceğim ama gerçekten şu an böyle biraz geriye dönüp baktığımızda Sayın Başkan, United maçı, hakem kararları, Almanya'daki Bayern Münih maçı inanılır gibi değildi. Yani tabii ortada bir oyun var ama kazanan maalesef bu noktada hakemler oldu diyebiliriz. Yani hakemler olduğundan çok, yani Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeliydi. Belki kader bize UEFA'da güzel bir yere doğru götürüyordur. Biz onun keyfini süreceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bundan önce olduğu gibi hem ülke puanına hem Galatasaray'ın adına yakışır bir oyun sergileyeceğiz. Sonu ümit ediyorum ki hepimizin gönlünden geçtiği gibi olur. Tabii bir taraftan da lig de devam ediyor. Transfer dönemi yaklaşıyor. Şimdi hafta sonu, bu hafta Karagümrük maçı, sonrasında Fenerbahçe derbisi. Derbiyle ilgili, tabii bu hafta oynanacak maçla ilgili de görüşlerinizi alayım. Çok da fazla tutmayayım sizi. Yo, moraller yerinde. Sadece tabii bu Halil Umut Meler'e tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bu vahim olay hepimizin konsantrasyonunu bozdu. Sivas maçını oynayacaktık. Şu an Karagümrük maçını düşünüyorduk. Sonra arkasından Fenerbahçe derbisi ve Süper Kupa'ydı. Yani ümit ediyorum artık futbolumuz sadece futbolun konuşulduğu bir alan halinde olur. Hepimiz için söylüyorum. Tüm paydaşlar için söylüyorum. Takımlar, hakemler, federasyon için. Çünkü hepimizin morale ihtiyacı var. Güzelliklere ihtiyacımız var. Spor da bunun en önemli enstrümanlarından bir tanesi, futbol özellikle. Ümit ediyorum biz gerek bu çarşamba oynayacağımız maçı ve pazar oynayacağımız maçı kazanır, Avrupa'da da yolumuza devam ederiz. Gerçi Dursun Bey, Sayın Özbek açıkladı ama ben size de sorayım. Siz de yetkili bir ağız olduğunuz için bir sol bek transferi düşünüyoruz demişti Sayın Özbek. Yanı sıra belki bir 8 numara. Angelinho konusu, Angelinho defteri kapandı mı Galatasaray'da Sayın Öztürk? O şimdi şöyle, Sayın Başkan zaten her konuda yetkili. Hani futbol, basketbol, voleybol hepsini konuşabilir. Ama başkanın dışında bir branşı, birisi konuşuyorsa branş sorumlusuna sormak lazım. O da Sayın Erden Timur. Erden Timur futboldan sorumlu başkan vekilimiz. Ona sormakta fayda var. Sol beki zaten başkanımız açıkladı. Büyük ihtimalle hem Okan hocamız hem
Sayın Erden Timur hem de Sayın Başkanımız bir araya geldiler ki böyle bir netice ortaya çıktı. Biz kendi alanlarımızda, kendi sorumluluk alanlarımızda devam ediyoruz. Onlar da işi gayet güzel götürüyorlar. Bu sene görüyorsunuz ki puan ortalamamız şampiyon olduğumuz yılın da üzerinde. İnşallah sonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla biten bir yıl olacak. Biz de görev süremizi tamamlarken bize verilen sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar. Metin Bey'den sonra biz de bir ara verelim.